Hayatımızda ıskaladığımız, kimi zaman görmek istemediğimiz, kimi zaman da fark etsek de huylu huyundan vazgeçmez diyerek bir kenara bıraktığımız nice hadisi şerifler vardır. Böyle hadislerin gölgesi altında yaşayanlar, ahlaklarını güzelleştirmenin müjdesiyle yaşarlarken, bahsedeceğim hadis-i şeriften uzak kalanlar ise buna duyarsız kalmaktadırlar. Şimdi rivayet edeceğimiz iki tane hadis-i şerif anlatacağımız konuya gayet net bir ışık tutmaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki, mümin başkası ile hoş geçinen ve kendisiyle hoş geçinilen kimsedir. İnsanlarla güzel geçinmeyen ve kendisiyle güzel geçinilmeyen kimsede hayır yoktur. Bu hadis-i şerif İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde yer almaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kardeşleriyle beraber oturduğu bir sırada onlara yönelerek, size en hayırlınızı ve en şerlinizi bildireyim mi? Sahabe ahlakıdır. Böyle bir soruya cevap verilmemesinden asla razı olmazlar. Biz sahabenin ahlakını bu şekilde gördük. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarından dökülecek ilme asla duyarsız ve kayıtsız kalmazlar. O hadisi anlamak, yaşamak konusunda büyük bir azim ve gayret sahibidirler. İçlerinden biri Peygamber aleyhisselama, evet ya Resulallah, bize bu kişileri bildir deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En hayırlınız, hayrı umulan ve şerrinden de emin olunanlarınızdır. En şerlileriniz ise hayrı umulmayan ve şerrinden de emin olunmayanlarınızdır. Değerli kardeşlerim, olaylar karşısında Müslümanların bizim nasıl bir tavır sergileyeceğimizi bilmemeleri, o olaylar içerisinden bizden hayır ummamaları, falanca mı? Zaten o bu olay karşısında hiç müspet bir yaklaşımda bulunmaz ve tam aksine de şerrimizden emin olmayışları, vallahi bu adam bu olay karşısında bir kötülük yapacak ama acısını ne zaman çıkartacak deyişleri boynumuza asılan çok büyük bir musibettir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak, bu hadislerin gölgesi altında şerli sınıfın içerisinde kalmak bize dünya hayatında verilecek en büyük cezalardan bir tanesidir. Özellikle de insanların sevk ve idaresini yapan, ister evinde, ister okulunda, ister iş yerinde, ister vakfında, ister camide, ister bir dernekte, hiç fark etmez. Özellikle insanların önünde bulunan, onların önünde yürüyen, onları hayra ve güzele sürüklediğini zanneden ve onlar için güzel şeyleri umanların dikkat kesilmesi gereken nebevi bir teraziyle karşı karşıyayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölçüyü bildirdi. Sevileceksiniz, güvenileceksiniz ve insanlar sizin kötülüklerinize asla ummayacaklar. Bu nebevi bir tartı, nebevi bir ölçüdür kardeşlerim. Kıldığınız namazlar, tuttuğunuz oruçlar, verdiğiniz zekatlar, Allah yolunda yaptığınız mücadeleler, davet ve cihat çalışmaları, bunlar bir yana. Tüm bunları yaparken, tüm bu amellerle iştigal olurken yegane Rabbani ölçüyü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Sevileceksiniz, güvenileceksiniz ve insanlar sizin şerrinizden, elinizden ve dilinizden gelecek olanlardan emin olacaklar
Allah Resulü Aleyhisselam böyle buyurdu kardeşlerim. Ama ben Allah yolunda çok mücadele ettim. İslami çalışmaların her daim önünde bulundum. Namazımı kaçırmadım. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirme konusunda üstün bir gayret sarf ettim. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanlarla güzel geçinmeyen ve kendisiyle güzel geçinilmeyen hadisin kapsamındaysak, kardeşlerim bizim için tehlike sinyalleri çalmıştır. Selefi salihinden bir adam 50 yıl boyunca Allah yolunda mücadele eder. 50 yıl boyunca namaz kılar. Gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla, zikirle, Kur'an tilavetiyle geçirir. İnsanlar onunla övünürler. İnsanlar onu dillerine dolarlar. Her yerde bu abidten, zahitten bahsederler. Evet, övünülecek bir adamdır değil mi? Zira siz yatarken o kıyamdaydı. Zira insanlar açlıklarını ve susuzluklarını bastırırlarken o dudaklarını Allah yolunda kurutuyordu. İnsanlar otururlarken o Allah yolunda gayret gösteriyordu, yürüyordu, adımlıyordu. Övünülecek bir işti ama o mecliste bulunanlardan bir tanesi dedi ki, peki ey insanlar, o övündüğünüz, övdüğünüz, gurur duyduğunuz, büyük iş yaptığını iddia ettiğiniz o insan var ya, o insanı sevebiliyor musunuz? Allahu Ekber. Dediler ki hayır. Peki o insanla bir ünsiyet kurabiliyor musunuz? Yani o insana yaklaşabiliyor. Evet, bu salih insanla oturmamız gerekiyor. Onun feyzinden yararlanmamız gerekiyor. Nurunun ışığından bizler de istifade etmemiz gerekiyor diyerek tabirlerindeyse bir ünsiyet, bir muhabbet, alaka kurabiliyor musunuz? Diyorlar ki hayır. O alim mecliste bulunanlara yöneldi ve dedi ki, korkarım ki bu adam 50 yıl boyunca hastalıklı bir kalp ile amel etmektedir. Ve subhanallah. Evet kardeşlerim, dilim varmıyor. Bazen kendime de yakıştıramıyorum. İnanıyorum ki sizler de bu tür hadisleri okuduğunuzda kendinize yakıştıramıyorsunuz. Kıldığımız namazlar, konuştuğumuz sözler, yaptığımız icraatlar şimdi bir tarafa dursun. Tekrar Rabbani ölçüye geri dönelim. Rabbani bir terazi, nebevi bir terazi. Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki, Müslüman, mümin, Allah'ı ve Resulünü sevdiğini iddia eden kimse, güzel geçinen, hoş geçinen, insanların da kendisiyle hoş ve güzel geçindiği kimsedir. İnsanlarla iyi geçinmeyen, insanlarla ünsiyet kuramayan ve insanların da kendisiyle iyi geçinemediği kimsede hayır yoktur, dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ey aziz dostlarım, ey güzel insanlar, insanlar bizden korktukları ve çekindikleri için, dilimizi bir kılıç, elimizi bir balta gibi kullandığımız Müslümanlar eğer bizden, şerrimizden korktukları için bize ikramda bulunuyorlarsa, yüzümüze gülüyorlar, tebessüm ediyorlar, selamımızı alıyorlar, hal hatırımızı soruyorlar ama arkalarını çevirir çevirmez yüzleri düşüyorsa, soluyorsa, amanca falanca da mı bu işin içerisinde, abi ben gelmesem olur mu deniliyorsak, Allah Resulü Aleyhisselam bizim için de dedi ki, siz yine insanların en şerlisinizsiniz. Evet güzel kardeşlerim, bu hadis ve bu hadis gibileri maalesef bizim nazarımızda görmezden gelinen, bir kenara itilen ama sahabe tarafından, sahabe nazarında nebevi bir tartı ve ölçü kabul edilen hadislerin arasındadır. Allah Azze ve Celle insanlarla güzel geçinmeyi, insanlarla ünsiyet kurmayı bizlere nasip etsin. Peki bizi herkes mi sevecek? Sokakta herkes bizden memnun mu olacak? Her gören bizle bir ünsiyet mi sağlayacak derseniz de, yine seleften güzel bir sözü aktarmak isterim. Derler ki, yaşamış olduğu toplumun içerisinde bütün komşuları bir kişiden razı ve hoşnutsa, o kişi emri bir maruf nehyanil münker yapmıyor. Yani iyiliği emretmiyor, kötülükten de alıkoymuyor. Zira
Eğer bu işi yapsaydı, hayrı söyleseydi, insanlar şer içerisinde olduklarında onlara engel olunmaya çalışsaydı, tabii ki bir takım insanlar bizi sevmeyeceklerdi. Tabii ki yeri geldiği zaman sokağımızda sevilmeyebiliriz. Düşüncelerimizden dolayı, sözlerimizden dolayı, Allah'ın ve Resulünün sınırları içinde kalmak isteyişimizden dolayı, sakalımızdan, hanımımızın kıyafetinden, çocuğumuzun gittiği okuldan, ne derseniz deyin. Ancak yine Rabbani bir ölçü. Peygamber aleyhisselam dedi ki, yine müminin en hayırlısı, Müslümanların içerisindeki en dengeli ve vasat kimse kim? Hayrı umulan, şerrinden de emin olunandır. Düşmanlarımız olabilecek, bizi sevmeyenler bulunabilecek, ancak dışarıdaki bizi sevmeyen insanlar dahi bizim hayrımızı bekleyebilecekler ve bizden, kötülüklerimizden de emin olacaklardır. Allah Azze ve Celle böyle nebevi bir ahlak ile ahlaklanmayı, nesillerimizi böyle nebevi bir terbiyenin içerisinde yetiştirmeyi ve eğitmeyi bizlere nasip etsin. Allah Subhanahu ve Teala sevmeyi, sevilmeyi, özellikle salihlerin, abidlerin, muttakilerin, muvahhidlerin sevgi ve muhabbetlerini kazanmayı hepimize nasip etsin. Hassaten Allah Azze ve Celle'nin ve Allah Azze ve Celle'nin sevdiklerinin sevgisinin üzerimize bir yağmur tanesi gibi düşmesi duasıyla. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.